Günaydın adaya devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Şimdi de günün konuğunu Dışişleri Bakanımız Sayın Özgür Nami'yi ağırlayacağız. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, her ne kadar bu aralar Mers hastalığı ile ilgili bir gündem yaratılmış olsa da aslında hepimizin gündeminde müzakere masasındaki son durum var. Müzakereler tıkandı ve şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da farklı bir boyuta geçti. Yani Rumlar masadan kalktı, dönecekse onlar dönecek demeye başladı. Bu müzakere masası tekrardan toparlanabilecek mi? Toparlanırsa bile kaldığı yerden mi, yoksa yeniden sil baştan mı başlamak durumunda kalacağız? Mutlaka toparlanacak. Mutlaka bir şekilde müzakere masası tekrar kurulacak ve bu müzakereler devam edecek. Ancak bunun zamanı ile ilgili Rum tarafında, çünkü masadan kalkanlar onlar sudan bir gerekçeyle gerçekten. Onun için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yeni özel danışmanı Espen Ayda bu konuyla ilgili bir çalışma başlattı zaten. Biz onun çalışmalarını destekliyoruz. Kıbrıs'ın mutlaka bir kapsamlı çözüme ihtiyacı var. Hiçbir mazeret müzakere masasından kalkılmasını da haklı çıkarmaz. Eğer bu tip oyunlara girişilecekse birçok mazeret bulunabilir. Halbuki burada her iki tarafın halkının da desteklediği aslında çok önemli, ciddi bir süreç var. Biz bunu mutlaka başarıyla neticelenmesini istiyoruz. Onun için umarım çok uzun olmayan bir süreç dahilinde tekrar müzakereler liderler seviyesinde başlar. Tabi bu arada Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden de çıkan bir karar vardı. Yani orada Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı duyulmasından bahsediyorlar. Şimdi biz burada Rum tarafının masadan kalktığını söylüyoruz ama bunu bir türlü dünyaya kanıtlayamıyoruz ya da kanıtlamak zorunda mıyız aslında böyle bir şey? Yok, kanıtlıyoruz. Onlar da bunu çok iyi biliyorlar. Ama dünya maalesef adilane bir yer değil. Kıbrıs Rumlar Avrupa Birliği'nin tam üyeliğini biliyorsunuz 2004 yılında elde ettiler. O süreci hepimiz yaşadık. Gayet iyi biliyoruz nasıl olduğunu. Yunanistan orada tam üye. Dolayısıyla bunlar tabii çok etkin o kurumda nasıl ses çıkacağını belirleme hususunda. Avrupa Birliği'nden tarafsız bir açıklama gelmesi zaten beklenemezdi. Onlar sadece Rumlardan oluşan bu Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetini meşru hükümet olarak tanıyorlar. Birleşmiş Milletler'in diğer tüm üye ülkeleri gibi Türkiye hariç. Dolayısıyla o idarenin işte Kıbrıs'ın tamamının egemen gücü olduğunu kabul ederek oradan hareketle bu bildirileri yayınlıyorlar. Fakat bizim bir atasözümüz vardır. Ateş olsa olduğu yeri yakar. İşte onların da bu açıklamasının kıymeti, değeri ancak o kadar. Sadece kendilerini bağlar. Uzun yıllardan beri zaten bu çağrıyı yapıyorlar. Halbuki Kıbrıs meselesinin özü zaten tekrar adanın tamamı adına egemenlik hakkını kullanabilecek meşru bir hükümeti oluşturmakla ilgilidir. O oluşmadığı sürece bu çağrılar da havada kalan boş çağrılar olacaktır. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak buna tepkimizi zaten bir basın bildirisiyle ortaya koyduk. Kendilerini de dikkatine getirdik. Önemli olan şimdi her iki tarafın müzakere masasında yapıcı bir şekilde diyaloğunu nasıl sağlayacağımızı düşünmemizdir. Masadan kalkan tarafın gururunu okşayan, sırtını sıvazlayan açıklamalar bu çalışmalarımıza darbe vurmaktadır. Avrupa Birliği'nin bu tavrı kapsamlı çözüm çalışmalarına darbe vurur niteliktedir. Bunu da açıkça ifade ediyoruz. Tabii bu arada yani Rumların açık bir şekilde bu krizi çıkarmalarındaki asıl noktanın Türkiye'yi muhatap alma girişimi olarak söyleyebilir miyiz? Net olarak bu mudur yani? Bence onun da ötesinde kapsamlı çözüm müzakerelerinde kendilerine koz elde etmek istediler. Bunu çeşitli vesilelerle bize ispat ettiler zaten. Şu anda biliyorsunuz Türkiye'nin bölgedeki birçok ülkeyle sorunları var. İsrail'le var, Arap ülkeleriyle var, Amerika Birleşik Devletleri'yle yaşanan bazı fikir ayrılıkları vesaire var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında bir seçim yapılacak, Kongre Senato seçimleri. Orada işte Türkiye karşıtlığı şu anda prim yapan bir noktada, özellikle Yahudi lobisi, Yunan lobisi karşılığında. Bütün bunları değerlendirerek acaba böyle bir suni kriz yaratarak yine Türkiye'nin ve dolayısıyla Kıbrıs Türklerin üzerinde ek bir baskı oluşturup kendime bir koz
çıkarabilir miyim bundan? Bunun arayışı içinde. Kendi iç siyasetinde Anastasiades'in büyük sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Gündemi oradan saptırmak istediğini de biliyoruz. Bu konuyu onun için kullandığının da farkındayız. Biz bütün bunların farkındayız. Dünya da farkında. Ama önemli olan bu konunun farkında olan bu üçüncü çevreler acaba bununla ilgili ne yapıyorlar? Gerçekten Kıbrıs konusunun çözümünün hem Kıbrıs için hem bölge için hem dünyanın geri kalan kısmı için önemli olduğu hususunda bizimle hemfikirlerse o zaman davranışlarının bunu göstermesi lazım. O konuda çok eksik kaldılar. Daha evveliyata gidersek örneğin Rum liderin geçmiş yakınlaşmaları elinin tersiyle iten tavrına da sessiz kalmışlardı. Biz o zaman da ikaz ettik kendilerini. Eğer bu şekilde şımartmaya devam ederseniz bir sonraki adımı daha da uzlaşmaz tavırlar olacaktır. Nitekim bunu yaşayarak görüyoruz şu anda. Peki özel danışman adaya geldi. Tabii Rumlar kontrol altına alma çalışmaları var. Hep özel danışmanlar üzerinde bir baskı yaratıyorlar. Yeni özel danışman için de geçerli mi bu konu sizce? Kesinlikle başladığı anda göreve zaten bu baskıları oluşturdular. Örneğin hidrokarbon konusunda Sayın Ayda çok gerçekçi bir açıklama yaptı ve Rumların yanlış beklentiler içine girmemeleri gerektiğini, kendisinin bu tip müzakerelerde tecrübeli olduğunu ve hidrokarbon konusu, enerji konusu gibi konularda fikir uzlaşmazlığına uluslararası camianın genellikle dünyada müdahil olmadığını, bunu oturup muhatapları Kıbrıslı Türklerle halletmeleri gerektiğini ifade etti. İfade ettiği anda muazzam bir orada papara koptu. Bunu neden kopardılar? Dünyadaki gerçeğin böyle olmadığını sanmıyorlar, biliyorlar. Fakat dediğiniz gibi Aydan'ın üzerinde bir psikolojik baskı oluşturmak ve verdiği beyanatların onların resmi siyasetine uygun bir şekilde olmasını teminen böyle bir tepkiyi koydular. Bunlar müzakerelerde Rumların alışagelmiş taktikleri, tavırlarıdır. Aydın'ın bir de Yunanistan'a, Türkiye'ye ve adaya yapacağı ziyaretler var. Bu ziyaretler öncesinde gerçekten bir sonuç çıkabileceğine inanıyor musunuz? Dediğim gibi yani elbette inancımız olmasa büyük bir enerjiyle çalışmak mümkün olmazdı. Biz bu sıkıntıların da aşılabileceğine inanıyoruz. Geçmişte de büyük sıkıntılar yaşandı. S-300 krizi dönemini unutmayalım. Başka krizler de yaşandı. Mülkiyet konusunda Türk tarafının aleyhine davalar kazandıkları zaman da böyle gerginlikler olmuştu. Onların hepsini başarıyla geride bırakmayı bildik. Bu krize aşılacak ama üzüntü verici olan kısım işte önemli bir fırsat penceresi vardı önümüzde. Çok değerli vakit maalesef heba olup gidiyor şu anda. Halbuki barış yolunda önemli bir momentum elde etmiştik. Şubat 2014 biliyorsunuz 15 Şubat açıklaması tüm dünya tarafından selamlanan çok olumlu bir gelişme olmuştu. Bizim ümidimiz o açıklama artı geçmişte elde edilen yakınlaşmalara sadık kalınmasıyla açıkta kalan konulara odaklanılır ve bu süreç başarıyla nihayetine vardırılırdı. Fakat Rum liderin akıl almaz manevraları süreci muazzam baltaladı ve bugünkü durağanlık ortaya çıktı. Biz Türk tarafı olarak asla yılmayacağız. Barış sürecinde mutlaka süreci ilerlemek için elimizden gelen her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu bizim ihtiyacımız. Yani müzakere süreciyle ilgili ikinci aşamadan üçüncü aşamaya geçilecek deniliyordu bir alver aşamasına. Bu alver aynı zamanda toprak ve harita konularının da konuşulmasını beraberinde getirdi ama gerçekten müzakere masası o kadar ileri bir seviyeye taşınabilmiş miydi? Maalesef bu değerlendirmeyi benim paylaşmam mümkün değil. Bir alver ortamı henüz daha oluşmadı. Elbette Türk tarafı bir an evvel bir alvere geçilmesini arzu ediyor. Ama Rum tarafının özellikle geçmiş yakınlaşmalara saygı duymadığı bir ortamda bir alverin olması aslında mümkün değil. Onun için ilk başta hangi zeminde olduğumuzu iyi bir tespit etmemiz lazım. Nelerin masada olduğunu, nelerin olmadığını bir teyit etmeye muhtacız. Eğer Rum tarafı geçmişte üretilen yakınlaşmalara sadık kalmıyorsa onları tekrar üretmemiz gerekecek. Onları tekrar üretmemiz için mutlaka müzakere masasına yeni pozisyonlar ortaya koymamız gerekecek. Çünkü Rum tarafı
aşırı pozisyonları savunurken bizim uzlaşı formüllerini savunmamız ve o müzakerenin sonucunda tekrar uzlaşı formülünün kabul görmesi mümkün değil. Umarım böyle zaman kaybına neden olacak süreçler tekrar önümüze konmaz. Önemli olan Birleşmiş Milletler'in burada gerçekten bir tavır sergilemesi. Sanırım buna hazırlanıyorlardı. Bu yeni özel temsilci Ayda bununla ilgili bir hareket planı oluşturmuştu aklında. Her iki tarafta da bunu paylaşmıştı. Ve hemen akabinde de Anastasiades'in yarattığı bu krizle karşılaştık. Bir sebebi de bu olabilir demek istiyorum. Yani gerçekten sürecin önünü tıkayan bu önemli konuyla ilgili bir açılım gelecekti. Sanırım bunun da verdiği bir korku oldu Anastasiades'in içerisinde. Ve böyle bir manevrayı gerçekleştirdi. Peki Türk tarafı açısından soruyorum bu soruyu. Müzakere masasında kimin olduğunun önemi var mı? Yani Sayın Eroğlu olmasaydı, başka biri olsaydı farklı olur muydu tablo sizce şu anda? Şimdi tabii ben Dışişleri Bakanı olarak Kıbrıs Türk tarafının birlik bütünlük içerisinde politika üretmesinde sorumluluk sahibi olan bir insanım. Cumhurbaşkanıyla da koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Elbette her konuda tamamen aynı düşünmemiz mümkün değil. Neticede nihai sorumluluk kendisindedir. Biz telkinlerimizi yapıyoruz. Uygun gördüğü ölçüde bunları müzakere masasına yansıtıyor. Sürecin başında bazı uygulanan politikalarda, taktiklerde belki farklı görüşlerimiz vardı. Onlar farklı uygulansaydı bugünkü kriz çıkar mıydı, çıkmaz mıydı? Bunu tabii söylemek güç. Ama bütün bunlar bir tarafa, şu anda Rum liderin müzakere masasından kalkmasını haklı çıkaracak en ufak bir hareketi Türk tarafının olmadı. Bunu teslim etmek lazım. Bu tamamen Rum liderin kendi sorumsuz bir adımı oldu. Barış sürecine büyük bir darbe vurdu. Türkiye'nin bir işte bu bölgelerde sismik araştırma yapmasını gerekçe göstererek bir adım attı. Eğer Türkiye ile ilgili ise sıkıntınız, o zaman gidersiniz uluslararası kuruluşlarda bu sıkıntınızı dile getirirsiniz. Kıbrıslı Türklerle olan barış sürecinizi buna kurban etmezsiniz. Bunu göz bebeğiniz gibi korumanız gerektiğini biz defaatle açıkladık. Herkesin dedik bu çözüm sürecini, geçmiş yakınlaşmaları göz bebeği gibi koruması gerekir dedik. Fakat Rum lider her vesileyle maalesef buna darbe vurdu ve şu anda da müzakere masasını terk etti. Dolayısıyla yani gerisi aslında teferruata kaçıyor artık. Esas önemli olan burada müzakere masasından kalkanın müzakere masasına geri dönmesidir. Tabii bir de size yönelik eleştiriler var aslında. Birkaç gün önce gazetelerin manşetlerindeydi. Yani 2011'deki kıta sahanı anlaşması imzalanırken tepki gösteriyordu Sayın Bakan. O dönem tepki gösteriyordu. Şimdi ise bunu haklı bir gerekçe olarak söylüyor. Dün öyle bugün böyle diye hatta size yönelik bir eleştiri vardı. Bunu gerçekten kabul ediyor musunuz? Yani bunu yazanlar gerçekten önemli bilgi eksikliği en iyi niyetle düşündüğümde bunu ifade edebilirim. Daha da gerçekçi bir şey söylemek gerekirse herhalde kendilerinin özel ajandaları var bunu yazarken. Onun için bunu bu şekilde ifade ediyorlar. Bizim o dönemde söylediklerimiz çok açık ve netti. Bugün söylediklerimizle en ufak bir çelişkisi de yoktur. O zaman o anlaşmanın yapılış şekline biz karşı çıkmıştık. Unutmayın, dün gibi herkesin hatırındadır. Dönemin başbakanı meclis kürsüsünden çıkıp bu anlaşmanın içeriğiyle ilgili benim bilgim yok demişti. Biz de başbakanın bile içeriğinden bilgisi olmadığı bir anlaşmanın Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını koruduğuna dair biz nasıl emin olabiliriz demiştik. Bizim o dönem ki karşı çıkışlarımız bununla ilgiliydi. Dolayısıyla neticede o anlaşma, benzer bir anlaşma mutlaka yapılırdı, yapılması gerekirdi. Ancak bununla ilgili Kıbrıs Türk tarafıyla, dönemin hükümetiyle Türkiye arasında sağlıklı bir diyaloğun oluştuğunu görmemiz, yaşamamız gerekirdi. Dolayısıyla bizim söylediklerimiz bununla ilgiliydi. Yoksa Türkiye ile aramızda elbette bir anlaşma vardır. Daha sonra bu güneydeki
daha doğrusu adanın genelindeki münhasır ekonomik bölgelerdeki Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını korumak için de bir anlaşma vardır. Biz bu anlaşmaların içeriğiyle ilgili değil, yapılış şekliyle ilgili sıkıntılarımızı o dönemde dile getirmiştik. Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarları nedeniyle Kıbrıs Türk hükümeti tarafından, KKTC hükümeti tarafından korundu. Bunu gündeme taşımıştık. Ha şimdi onu alıp da o gün öyle söyledi, bugün böyle söyledi diye yayınlar yapmak bence bazı çevrelerin kendi siyasi maksatları yönünde yaptıkları yayınlardır, ifadelerdir. Biz buna alıştık Kıbrıs'ta. Maalesef böyle yayın yapmak çok ucuz. Ve kimse de sorgulamıyor bu yapılan yayın ya da manşete taşınanlar gerçek mi değil mi diye. Onun için bunlar sık sık yapılıyor. Alıştık biz artık bu tip belden aşağı saldırılara. Bir izleyicimiz diyor ki Sayın Bakanım günaydınlar. Rum tarafı her zaman tek ses vermeyi başarabilirken biz niye bu işi bir türlü başaramıyoruz? Yani bu doğru değil. Bu doğru değil. Rum tarafı her zaman tek ses vermiyor. Onların içerisinde de birbirlerine karşı çok ağır eleştiriler var. Farklı sesler var. Aslına bakacak olursanız mesela iki tane çok kritik dönemde orada hükümetin bozulduğunu da gördük. Bir Hristofias döneminde. Hristofias bizimle 23 Mayıs anlaşmasını imzaladı. Akabinde iki tane koalisyon ortağından bir tanesi hükümeti terk etti. Daha da sonra bir tanesi daha terk etti. Şimdi baktığınızda işte Anastasiadis'le 11 Şubat anlaşmasını Sayın Eroğlu yaptı. Bir tek Akel destekledi. Diko ve Edek yine karşı çıktı. Geçmiş yakınlaşmalar konusunda. Örneğin Akel ısrarcı bir tavır sergiliyor. Anastasiadis'in bunlara sahip çıkması gerektiğini söylüyor. Fakat Diko ile Edek karşı çıkıyor. Anastasiadis de Diko ile Edek'e ayak uyduruyor. Yani birçok konuda orada da çok çok farklı sesler çıkıyor. Bize baktığınızda örneğin Sayın Davutoğlu adaya geldiğinde Dışişleri Bakanı iken 11 Şubat anlaşması ile ilgili bir toplantı yapılmıştı ve burada bir ortak akıl oluştuğunu hep birlikte ilan etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanı artı Sayın Davutoğlu artı bizler ve dolayısıyla böyle bir ortak açıklamaya meclise temsil edilen tüm siyasi partilerin tam desteği beyan edildi ve evet kapsamlı çözümle ilgili vizyonumuz hepimizin budur şeklinde. Ha tabii bunda kim ne kadar samimidir, kim ne kadar samimi değildir o ayrı bir konu ama baktığınızda resmi düzeyde tüm siyasi partiler o ortak açıklama etrafında kenetlenmiş durumdadırlar. Onun için bence bunu söylemek çok doğru değil. Yani bizde ayrı ayrı sesler çıkıyor. Rum tarafında hep birlik beraberlik var. Bu doğru bir değerlendirme değil. Peki iki devletli senaryo Sayın Davutoğlu tarafından dillendirildi. Daha sonra bu yöndeki açıklamalar bizdeki sağ kesimli partilerde de birazcık ses bulmaya başladı. Bu şu an için konuşulabilecek bir senaryo mu yoksa bizi daha büyük bir çıkmaza mı iter? Hayır, şu anda kapsamlı çözüme Türk tarafı bir bütün olarak endekslenmiş durumdadır. Bütün çalışmalar bu yana doğrudur. Sayın Davutoğlu Rum tarafının siyasetinin müzakereden kalkma gerekçesinin ne kadar tutarsız olduğunu çarpıcı bir şekilde vurgulamak için bunu ifade etti. Bazı çevreler bunu alıp bence çok farklı noktalara çektiler. Davutoğlu'nun söylediği çok basit, çok temel bir gerçektir. Diyor ki Rum tarafı Kıbrıslı Türklerin adanın güneyindeki münhasır ekonomik bölgelerde kendi hak ve çıkarlarını korumalarına itiraz ediyor. Bunu yaparken o zaman şu mesajımı veriyorlar bize. Adanın güneyine güneyi bizim, kuzeyi sizin. Eğer bunu diyorlarsa o zaman bunu açıkça söylesinler. Gelelim bunu o zaman konuşalım, müzakere edelim. Ama ada bir birleşik adadır. Tüm doğal kaynakları da herkese aittir. Ancak tek söz sahibi benim diyorlarsa bu da olmaz. Yani bu çelişkiyi, bu tutarsızlığı ortadan kaldırmaları lazım. Eğer ada bir bütünse, doğal kaynakları da hem Türklere hem Rumlara aitse o zaman bugünkü süreçler Türkler ve Rumların müdahil olduğu süreçlere dönüştürülmelidir. Eğer siz bunu yapmıyorsanız, diğer taraftan her şeyin hakimi benim diyorsanız, kuzeye de dokunamazsın, güneye de dokunamazsın diyorsanız bunu da bizim kabul etmemiz mümkün değil. Karar verin demek istiyor. Yani bugünkü pozisyonlarının tutarsızlığını vurucu bir şekilde ortaya koyuyor ve dünyaya tabii bir mesaj veriliyor. Yani dünyanın da tabii Rumlara bu mesajı vermesi lazım. Yani karar verin.
Eğer bu kaynaklar ortak kaynaklarsa, hem Türklerin hem Rumların hakları varsa, o zaman bunlardan ortak şekilde faydalanmanın yolunu bulmanız lazım. Bunun iki yolu var. Ya süratle kapsamlı çözüme ulaşırsınız, federal yapıyı oluşturursunuz, ya onun için müzakere masasının sağlıklı bir şekilde neticelenmesi lazım. Ya da o süreç devam ederken bugünden bazı ad hoc komiteler oluşturursunuz ve müşterek kararları bugünden almaya başlarsınız. Yani Rum tarafının biz Kıbrıslı Türklerin hakkını bir yerde saklayacağız, merak etmesinler, bize güvensinler siyasetini bizim kabul etmemiz mümkün değil. Yani bundan 7-8 yıl sonra düşünün siz bu kaynaklardan gelir elde etmeye başlayacaklar. Kendileri bu geliri bir fiil kullanmaya başlayacaklar. Bunlarla ilgili işte kendi ülke taraflarının altyapısını geliştirecekler, limanlarını, okullarını, sağlık sistemini, savunma sistemlerini, her şeyini daha üst noktaya çekerken bizim payımızı da benim istediğim gibi bir çözümü kabul edersen sana o zaman vereceğim diyecek. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yani bunun hakkaniyetle uzaktan yakından ilgisi yok. Eğer kapsamlı çözümle ilgili çok daha uzun bir zaman perspektifine sahiplerse, kısa vadede bunu öngörmüyorlarsa, o zaman bu doğal kaynaklar konusunu da şimdiden bizimle ortak bir şekilde nasıl ele alacağının formülünü gelsinler, oluşturalım. Nasılsa federal bir devlet oluşturmayacak mıyız ileride? O federal devletin içerisinde Türkler ve Rumlar müştereken karar vermeyecekler mi? Onun modelini gelin daha küçük bir boyutta şimdi doğalgaz için hayata geçirelim o zaman. Ve o ortaklığı şimdiden pratik edelim. Neden yapmayalım bunu? Peki bunun perde gerisinde Rumların diğer bazı büyük güçlerle de yakın ilişkiler içerisinde olmasının etkisi yok mu? Mesela bir İsrail, mesela bir Rusya. Bunun esas temelinde yatan 50 yıllık büyük bir hatadır. Yani 50 yıllık hatada nedir? 1964'te adaya barış gücü göndermek için Güvenlik Konseyi bir karar aldı. O kararda Kıbrıs hükümetinin onayıyla biz bu askerleri gönderiyoruz dedi. Dolayısıyla sadece Rumlardan oluşan bir hükümet zımnen, dolaylı olarak adanın meşru hükümetiymiş gibi kabul gördü. Bu bir yorumla ortaya çıkan bir durumdu ama 50 yılda bu kemikleşti. Dolayısıyla şimdi konuştuğunuzda diyorlar ki tanıdığımız tek hükümet Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetidir. Dolayısıyla adanın egemenlik haklarını kullanmak yetkisi onlara aittir. Buna da doğalgaz ve vesaire gibi konular da dahildir diyorlar. Yani o hükümetin 60'ta oluşturulan anayasada öngörülen hükümet olmadığı, meşru olmadığı, adadaki egemenliğin Türklerin ve Rumların bir araya gelmesiyle ancak kullanılabileceği gibi konuları tamamen göz ardı ediyorlar. Amerika da bunu yapıyor, Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerde bunu yapıyor, dünyanın geri kalan kısmı da yapıyor, Türkiye hariç. Maalesef bir güç oyununa dönüşüyor. Yani güç oyunu var. Bir dönem Amerika'da buraya ilgisini yoğun bir şekilde gösterdi. Üst düzey yöneticilerini gönderdi ve toplumda şu dillendirilmeye başladı. Ne kadar doğru o tabii ki tartışılır ama Amerika istese bu sorun çözülürdü. Gerçekten çözüm Amerika'nın tek elinde mi? Çünkü baktığımızda iki toplum tek başına bu işi bir türlü başaramıyor nedense. Yani böyle basit söylemlere takılıp kalmamak lazım. Elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin ne istediği her iki toplumun üzerinde önemli bir etkendir. Yani siz Amerika Birleşik Devletleri olarak Rum tarafına sürekli tüm bölgedeki egemenlik hakları sana aittir. Sen istediğini yaparsın, istediğin şirketle anlaşma imzalarsın, İsrail'le de bunları çıkartırsın vesaire gibi mesajlar verirseniz o zaman Rum liderin Türk muhataplarıyla uzlaşı formülleri bulmasını zorlaştırırsınız. Yani zaten niyeti yok. Niyeti olsa bile bunu zorlaştırırsınız. Çünkü böyle adımları attığı anda ona muhalif olan çevreler sen ne yapıyorsun, neden bu kadar Türk tarafına doğru yanaşıyorsun? Baksana Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, herkes bizim yanımızda. Bunları tek başımıza çıkarabilirmişiz. Sen niye durum burada böyleyken duruyorsun ve Türklerle bunları paylaşıyorsun derler. Onun için diyoruz yani uluslararası camianın başta ABD, AB, İngiltere gibi ülkeler olmak üzere bugünkü krizin oluşmasında çok büyük sorumlulukları var.
Bir izleyicimizin sorusunu derleyerek sorayım. Diyor ki bu IŞİD konusunda biliyorsunuz güneydeki üsler de kullanılıyor İngiliz toprağı olmasına rağmen. Ama sonuç itibariyle baktığımızda bu adanın tamamını riske edebilecek bir pozisyonda ve bir saldırıyı yaşayabilirdik. Peki bu noktadan dolayı Kıbrıs Türk tarafı da isteseydi bir kriz çıkaramaz mıydı? Yani Rumlar gerçekten de boş yere kriz çıkardıklarına farkında mı? İşin özü ben bunu merak ediyorum demiş. Kesinlikle haklı sayın izleyici. Yani biz de isteseydik söylediği konuda, başka konularda, bakın bizim üzerimizde insanlık dışı izolasyonlar hala daha devam ediyor. Bir doğrudan ticaret tüzüğünün onaylanmasını her noktada engelliyor Rum yönetimi. İşte havaalanımızın kapalı kalması onların yüzünden. Spor yapamamamız uluslararası alanda onların yüzünden. Vesaire vesaire bu listeyi uzatabiliriz. Ama biz barışı zorlayan çevreleriz. Kapsamlı çözümü arzulayan insanlarız. Onun için bunlara takılıp kalmıyoruz. Onlarla mücadeleyi veriyoruz diğer platformlarda. Açılım sağlanmasını elde etmeye çalışıyoruz. İşte Avrupa Konseyi'nde temsiliyetimizi engellemeye çalıştılar. Ona rağmen onu elde ettik. İşte Avrupa Parlamentosu'na girmemizi engellemeye çalışıyorlar. Onunla ilgili ayrı mücadelemizi devam ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın içerisinde bize verilen sıfatı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Onun mücadelesini o platformda veriyoruz. Ama onların hiçbirini Rum tarafıyla aramızdaki bu kapsamlı çözüm müzakerelerinden kalkmak için mazeret olarak kullanmayı aklımızın köşesinden bile geçirmedik. Çünkü neticede tüm soruların anası bu Kıbrıs sorununun devamı. Bu sorun devam ettiği sürece bu tip gerginliklere yol açacak mazeretleri her iki tarafında olacak maharet konuları süreçten izole etmek, süreci koruma altına almak. Eğer bir kendine ben Kıbrıs'ın tamamını düşünen bir liderim diyen biri varsa onun en son yapması gereken şey müzakere masasından kalkmaktır. Bir NAVTEX ilan etti Türkiye ve bizim hak ve çıkarlarımızı korumak için bunu yaptı. Siz müzakere masasına niye kalkıyorsunuz? Ayrıca samimiyet olmadığı nereden belli? Böyle bir noktaya gelecekseniz derhal Kıbrıs'ı Türk muhatabınızı ararsınız. Dersiniz ki Sayın Eroğlu derhal bir araya gelebilir miyiz? Bu konunun benim için önemi sizin zannettiğinizden çok daha fazladır. Gelin bir formül bulalım. Nasıl kapsamlı çözüm müzakerelerini koruyarak bu konuya da bir çözüm getirebiliriz? Bunu tartışalım dersiniz. Bir telefon bile açmadan ne Sayın Cumhurbaşkanımıza ne Birleşmiş Milletler'e ne de herhangi birine müzakere masasından kalktı. Bunun hiç affedilir tarafı yok. Dolayısıyla mutlaka tekrar geri dönmesi lazım. Tabii çok büyük bir de zarar verdi Rum lider. Yani arada zaten güvenle ilgili sıkıntılar vardı. Yani bu tip hareketleriyle o güveni daha da bunalımlı bir hale koydu. Yani biz şu anda muhatabın gerçekten müzakere masasına döndüğünde nasıl davranacağıyla ilgili derin şüpheler içerisindeyiz. Dolayısıyla şimdi gelirken bir de bunları telafi etmesi gerekecek. Onun için çok sorumsuzca davrandığını tekrar vurgulamak isterim. Masa kuruldu, masaya tekrardan oturduk. Yani illaki bir şeylerin olması lazım ki o süreç ivme kazansın. O bir şeyler de güven yaratıcı önlemler kapsamında. Yani şimdi açıkçası evet iki toplumun kayıp şahıslar komitesinin liderlerini ziyaret etmesi çok önemli bir gelişim ama daha somut bir şeye ihtiyacımız var sanki. Yani o somut şey nedir onu arıyoruz yani aslında. O kadar da önemli bir gelişme değildi. Güzel, hoş bir gelişmeydi ama yani içerik açısından kapsamlı çözüm müzakerelerinin deki işte sıkıntılara merhem olacak bir şey konu değildi. Açıkçası az önce söylediğim gibi yani burada ya Rum liderin yaptığı hatanın sorumluluğunu üstlenerek tekrar müzakere masasına herhangi bir ön şart koymadan geri dönmesi lazım. Kendi inisiyatifiyle, kendi iradesiyle veyahut da Kıbrıs konusunu yakından takip eden az önce ismini zikrettiğimiz tarafların kendisine ciddi bir konuşma yapıp onu müzakere masasına dönmeye ikna etmesi lazım. Her şeyin özü müzakere masasına geri dönmekten geçer. Konuşmadığımız sürece sorunlara çare bulmamız mümkün değil. Geçmişte Türk tarafı da böyle hatalar yapmıştı. Müzakere masasından kalktık.
konfederasyon önerisi yaptığımızda işte bunu kabul etmezseniz asla bir daha müzakere masasına gelmeyiz dedik vesaire. Ondan sonra işte bu proximity talk denen bu yakınlaşma görüşmeleri yapıldı. Cenevre'de başladı. Daha sonra doğrudan görüşmelere geçildi. Onun için yani bunlardan da bence ders alıp mutlaka müzakere masasına geri dönmek, müzakerelere kaldığı yerden devam etmek lazım. Ancak bunu yaparken şu teşhisi de gözden kaçırmamak lazım. Rum lider geçmiş yakınlaşmalara saygı duymayacağını ifade etti. Esas tıkanıklık orada çıktı. Zaten kendisi bunu itiraf ediyor. Diyor ki yani bu kriz olmasa diyor başka bir konu çıkacaktı ve bu müzakere masası yine çökecekti diyor. Bu cümlesini iyi okumamız lazım. Çünkü gerçekten geçmişte oluşturulmuş yakınlaşmalarla ilgili kabul edilemez bir tavrı var. Biz bununla ilgili Birleşmiş Milletler Amerika'ya ısrarlı bir şekilde taleplerde bulunduk. Baskı uygulayın, bu tavrından vazgeçsin dedik. Maalesef gereken desteği bize sağlamadılar. Ve işte bugünkü durumda kendimizi bulduk. Onun için yani müzakere masası tekrar başladığında bu konuların mutlaka artık halledilmesi lazım. Bunlardan kaçmamak lazım. Tabii yandan müzakere sürecinde tıkanıklık var ama temsilcilikler de açmaya başladık yurt dışında. Biraz onlara değinmek istiyorum. Geçmiş dönemlerde çok tartışılan konulardandı. Yani yurt dışında açılan temsilcilikler ne işe yarar? Boşa masraf gibi söylemler vardı. Biz de Macaristan'da yeni bir tane açtık. Gerçekten beklentileri karşılayacak mı? O aktif Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımı için de bir faydası olur mu? Yani tabii bu temsilcilikleri ne kadar iyi kullandığınızla ilgilidir. Biz bir yıldır Dışişleri Bakanlığı görevine geldikten sonra Dışişleri Bakanlığı'nın sadece Kıbrıs meselesiyle ilgili bildiri yayınlamak değil, onun çok daha ötesinde görevler yerine getirmesi gerektiğini ifade ettik. Özellikle ekonomi ağırlıklı bir gündem oluşturduk kendimize. Tüm temsilciliklerimize bu konuda faaliyetlerini çok daha fazla arttırmaları için talimatlandırdık. Macaristan temsilciliğimizde göreceksiniz ileride çok yakın bir gelecekte hem ekonomik hem kültürel anlamda bize çok büyük artılar getirecek bir temsilciliğimiz olacak. Diğer temsilciliklerimiz de şu anda benzer faaliyetleri çok arttırdılar. Kıbrıs konusunun çözümü bizim öncelikli gündemimiz. Bunda hiçbir şüphe yok. Ama bizi felç eden de bir nokta değil. Kıbrıs Türk halkının dünya ile ekonomik ilişkilerinin mutlaka artması lazım. Kültürel ilişkilerinin artması lazım. Temsilciliklerimizi bu yönde görevlendirdiğimizde görüyoruz ki olumlu gelişmeler oluyor. Çok etkin fuarlar düzenlendi Kuzey Kıbrıs'ta bu sayede. Konferanslar düzenlendi. Uluslararası katılımlı, ekonomik ilişkiler gelişmeye başladı. Macaristan'da bu çabanın gerçekten eriştiği son bir halka olarak gündeme geldi. Bu tabii sadece bizim çabalarımızla olmadı. Aslında bizden daha çok tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin çabalarıyla bu başarıyı elde edildi. Bize şimdi düşen onu en etkin bir şekilde kullanmak. Orada önemli bir Türk iş adamı grubu var. Kıbrıs'ı içlerinden tanıyanlar var. Onlarla ben Budapeşte kaldığım süre içerisinde birkaç defa bir araya geldim. Potansiyel konuları hep masaya yatırdık ve şimdiden temasları kurmaya başladık kendi iş adamlarımızla. Oradaki Türk iş adamları arasında. Benzer bir çalışmayı Almanya ziyaretimde yapmıştık. Onlar da devreye girmeye başladı. Körfez ülkeleriyle ilgili başladı. Yani Dışişleri Bakanlıkları artık dünyanın her yerinde ülkelerinin ekonomilerinin dışa açılmasıyla ilgili öncü rol alan bakanlıklar oluyor. Biz de buna uygun bir şekilde davranıyoruz. Aksi takdirde ekonominin gelişmesi mümkün olmaz. Neticede ekonominin öznesi özel sektörümüzdür. Tüm dinamik gücü özel sektörden geliyor. Özel sektörün de büyümesi için dışa açılması şart. Dışa açılma çalışmalarında da onlara yardımcı olacak en önde gelen bakanlık elbette Dışişleri Bakanlığı olacak. Peki İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan ve onun bize sağlayacağı faydalardan yeteri kadar yararlanabiliyor muyuz? Tüm dünyada bir İslamofobi başladı malum. Bizim ülkemizde de bazı tepkileri beraberinde getirir mi İslam İşbirliği Teşkilatı? Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerin kendi aralarında çok büyük sıkıntılar var.
yani o denli ki işte Türkiye ile bazı sıkıntıları olan ülkelerin tereddüt göstermeden Rum tarafıyla ittifak içine girdiklerini fiilen yaşayıp gördük. Yıllardan beri Kıbrıslı Türklerin kendi devletlerinden atılmalarına sessiz kalan ülkeler aniden İslam İşbirliği Teşkilatı'nın içerisinde bize 10 yıldır verilen Kıbrıs Türk Devleti ifadesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunarak 3 saat tartışma yaptığını orada şahit olduk. Yani bırakın 3 saati yarım saat bile bugüne kadar sadece Rumlardan oluşan bir Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti'nin uluslararası hukuka aykırı olduğunu tartıştıklarını bugüne kadar sanmıyorum. Yani böyle bir durum içerisinde onlar. Bu üzüntü verici bir durum. Kendileriyle bunu paylaştığımızda biz bu konu sizinle ilgili değil, bizim Türkiye ile alıp veremediğimiz var, onunla ilgilidir. Siz işte burada maalesef bunu görüyorsunuz şeklinde ifadelerde bulundular. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil tabii. Elimizden geldiğince Türkiye'nin de desteğiyle, sadece Türkiye'nin değil, bize gerçekten daha samimi yaklaşan başka ülkeler var İslam İşbirliği Teşkilatı'nın içerisinde. Onların da desteğiyle bu sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz. Son bir iki de iç gündeme yönelik soru var. Onları da soralım size ve programımızı tamamlayalım. Bir izleyicimiz diyor ki, Sayın Nami muhalefetteyken Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın ilgili hükümetin herhangi bir konuda inandırıcı olabilmesi için ilk önce KTE'de yaşanan mağduriyeti sonlandırmanın formülünü bulması gerekir demişti. Peki şimdi de aynı görüşte mi diye sormuş. Elbette. Zaten şu anda hükümet bununla ilgili çalışmalarını devam ediyor, ettiriyor. Yani Kıbrıs Türk Hava Yolları çalışanlarına sırt dönmüş değil. Tam tersi, orada mağduriyeti olanların bu mağduriyetlerinin giderilmesi için çok ciddi çalışma yapan bir hükümet var. Özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi tüm kadrolarıyla bu konuda çözüm üretmeye çalışıyor. Onun için ben bununla ilgili herkesi tatmin etmese bile olabileceğin en iyisinin hükümet tarafından üretileceği kanaatindeyim. Bir diğer konuda Cumhurbaşkanlığı seçimleri de malum yaklaşıyor. Adaylar belli olmaya başladı. Bu kriz ortamı bir sol adayın tekrardan çözüm vaatleriyle ön planda sivrilmesini sağlar mı, yoksa daha tutucu, daha kapalı bir yapıyla sağ adaylara mı avantaj getirir? Yani izin verirseniz bununla ilgili ben çok fazla yorumda bulunmayayım. Çünkü bu süreç şu anda çok kritik ve Kıbrıs Türk tarafının birlik beraberlik içerisinde hareket etmesi son derece önemli. Seçim atmosferi kendi dinamiği içerisinde gerçekleşecek. Adayların hepsi henüz daha belirlenmedi. Kampanyalar henüz daha başlamadı. O kampanya sürecinde bence halkımız herkesi dinleyip en doğru kararı verecek. Son olarak çözüm süreci 2015 sonlarına kadar hangi süreçte olacaktır Sayın Nami demişler. Yani bir gönlümüze yatan aslan var. Bir de tabii yaşayacaklarımız var. Gönlümüzde yatan aslan elbette bugün yaşanan krizin derhal geride kalması ve 2015 yılı içerisinde o çok özlediğimiz kapsamlı çözüme kavuşmak, referanduma gitmek. Ben bunu sürekli söylüyorum. Teknik açıdan baktığınızda bunun olmaması için aslında bir sebep yok. Ama işte siyasi irade eksikliği olunca yaşanan krizleri şu anda hep birlikte görüyoruz. Umarım 2015 yılı tüm bu krizlerden ders çıkartıldığı, kapsamlı çözüme ulaşıldığı bir yıl olur. Geçtiğimiz dönemlerde müzakere süreciyle ilgili tam olarak bilgilendirilememekten şikayet ediyordunuz. Yeni süreçle beraber bu sorun aşıldı mı? Sayın Cumhurbaşkanı sürekli toplantılar düzenliyor. Şimdi burada bir yanlış algılama oluyor. Ben hiçbir zaman bilgilendirilmiyoruz demedim. Söylediğim şey şu: geç bilgilendiriliyoruz. Yani Rumlar öğrendikten sonra Türk tarafının pozisyonlarının, Dışişleri Bakanlığı'nın öğrenmesi bence sağlıklı bir nokta değildi. Yani Rumlarla bir görüşme yapılıp tutanak tutuluyor, ondan sonra bize gönderildiğinde bu kabul edilebilir bir şey değildi. Bununla ilgili sıkıntıların ben artık geride kalmış olduğuna inanıyorum. Bizim söylediğimiz şey şu: gerçekten nihai bir çabadan bahsettiğimiz bir dönemde Türk tarafının özellikle birlik beraberlik içerisinde hareketini sağlamak lazım. Bu nasıl olur? Ben yaparım olur, sen de benim yaptığımı savun diyerek olmaz. Bu işin mutfağını da birlikte oluşturmaktan ve pozisyonları birlikte üretmekten
geçer. Bizim sürekli verdiğimiz mesaj buydu. Maalesef bununla ilgili önemli eksiklikler yaşandı. Ama şimdi yeni bir dönem var. Yeni bir müzakereci var. Umarım o sıkıntılar geride kalmıştır ve daha uyumlu bir çalışma temposu oluşur. Yeni müzakereci pek çok şey değiştirebilir mi bu noktada sizce Sayın Ergünoğlu? Yani şu anda tabii çok zor bir dönemde görevi üstlendi ama el birliğiyle bu sıkıntıları da geride bırakacağımıza ben inanıyorum. Evet. Sayın Bakanım çok teşekkürler konuk olduğunuz için. Sağ olun. Günaydın Adada. Dışişleri Bakanımız Sayın Özdil Nami ile beraberdik. Müzakere süreci ve gündemdeki konularla ilgili yorumlarını aldık.